Öncelikle İzmir'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Bengisu Gürbüz doğru, Ankara Devlet Tiyatrosu reisörüyüm. Evet İzmir'e Annemin Son Çılgınlıkları adlı oyunu yönetmek için geldim. Oyunumuzun konusu maalesef cahımızın vebası olan Alzheimer hastalığına bir farkındalık, bir fener tutmak. Yani tabii ki ışık tutamayız belki ama bir fener tutmak ve bu hastalık yaşanan evlerde çekilen e, durumların farkındalığına seyircilerimizi de etkileyeceğiz. O noktaya getirebilmek zaten oyunun yazarı Amerikalı bir yazar ve bu oyunda çok büyük ödüller almış bir yazar aslında Hollywood yazar. aslında bu bir senaryo biz o senaryodan tiyatroya uyguladık oyunu çok güzel bir ekip olduk İzmir Devlet Tiyatrosu ile birbirimize çok iyi anlaştık çok da keyifli bir iş yaptık sanırım bu durumu yaşayan insanları daha iyi anlayabilir hale geleceğiz hep beraber. O zaman bu akşam ve diğer günlerde izleyici biraz ağlayacak diyebilir miyiz bu oyunu izledikten sonra? Tabii ki çünkü o bir dram zaten türü dram. Ve tabii ki insanın sevdiği birinin başına bir rahatsızlık gelmesi insanı en çok üzen kavramlardan biri hele bu ebeveynlik söz konusu olduğu zaman. Yani ebeveynlerimiz söz konusu olduğu zaman. Hele bazı hastalıkların tanınmaması çıkması çok daha farklı olabiliyor. ama broşür yazımda da belirttiğim gibi tekrar söylemek istiyorum bunu. Zamanında bir makale okumuştum. bir nörolog serzenişte bulunuyordu. Estetik operasyonlarına harcanan bütçenin dörtte biri alzheimer araştırmalarına harcanmıyor. İleri yaşlarda dik göğüslü kadınlar veya işte erekte olan erkekler olacak ama bunların ne işe yaradığını hatırlamayacaklar. Yani alzheimer araştırmaların artık veba gibi yayıldı bu hastalık maalesef dünyanın dört bir yanında. Araştırmalara yeterli bütçelerin ayrılmaması bu hastalığın durdurulmak için çaba gösterilmemesi de çok bambaşka, incecik bir durum haline geldi artık. Çünkü insanlar sadece tanımamak değil bu bir bunama bir demans değil bu hastalık. Çok büyük bir farkı var. Yemeğin tadını unutmaktan yutkunmayı unutmaya kadar giden bir yol çiziliyor. Alzheimer'ın tabii en büyük özelliklerinden biri hastanından çok hastaya bakanların yaşadığı süreç çok ağır. Çünkü hasta evet unutuyor bir şeyleri ve bunun farkında değil. Ama o unutma süresince ona bakan kişilerin, onun yanında olan seven kişilerin çektiği durum çok daha maalesef zor tabi tabii Aslında bir bu tip oyunlar bir tür sosyal sorumluluk projesi bir tür farkındalık projesi bütün insanları far bu tip şeylerin ne kadar Aslında çok önemli olduğunu ne kadar aslında yanı başımızda olduğu dur yani çok güzel bir laf var çok severim onu Aslında her insan bir engelli adayıdır der engelli insanların dikkatimizi daha iyi verebilmemiz için Çünkü her an başımıza ne olacağı belli değil ki yani o yüzden de hani bu İşler de böyle ve şu anda bu ıı, rahatsızlıkların yaygınlığı da aslında ciddi anlamda göz korkutucu seviyelere geldi. Bir tür dediğiniz gibi sosyal sorumluluk projesi de devlet tiyatroları için bu tarz oyunlar Peki oyunun e, provalarından, hazırlık aşamalarından bahsettik. Oyunculara nasıl karar verdiniz? <laughs> İzmir Devlet Tiyatrosu'na geldiğimizde tabii çok değerli İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürümüz e, Sayın Levent Ulukut'la bir araya geldik ve oyuncu seçimimizi yaptık. Hani oynamak zaten bambaşka bir şeydir ama bazı oyunlar vardır ki oynayamazsınız. Yani yanlış bir ton, yanlış bir bakış, yanlış bir e, şey kaldırmanızlar. Aslında hiçbir oyun kaldırmazlar. Bazıları çok daha büyük insani değerler taşıdıkları için. Dolayısıyla oyuncularımız, e, ekibimizde çok iyi anlaştık, çok güzel kucaklaştık hem teknik ekibimizle hem oyuncu arkadaşlarımızla. Çok güzel, doğru ve güzel bir kas yaptığımızın farkına vardık. Evet süreçte birlikte üzüldük, birlikte ağladık. İnsanların da bizimle birlikte ağladığını gördük, birlikte yorulduk. Ama sonuçta. E, Ortaya güzel ve başarılı bir iş çıkardık. Buna inanıyorum. Tabii ki siz seyircilerimizin takdiri olacak bu ama ee, çok güzel bir yolculuk yaptık hep beraber. Bir şeylerin, evet, bir şeyleri farkında vardıracağız ama kendimiz de farkına vararak çok güzel bir yolculuk yaptık. Tüm ekibime buradan tüm İzmir Devlet Tiyatrosu'na çok teşekkür ediyorum. Peki bu sezon içerisinde İzmir'de mi bu oyun sadece olacak yoksa farklı turnelerde olacak mı? Tabii ki mutlaka turneleri olacak. Zaten değerli İzmir Müdürü'nün en büyük istediği şey bu oyunu çoğu yerde gösterime sunabilmek. Genel müdürlüğümüzün de aynı şekilde. Tabii ki sadece İzmir'de oynamayacak turneleri de olacaktır. Devlet olarak hakkında görüşünüz alacağım. Bu sene 70. yılını evet. kutladı. Evet. Ee, bu çatı altında kaç senedir buradasınız? Çatı ve duygularınız. Ben tabii çok gururluyum. Ben 25 yıldır Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. Hem oyuncusuyum hem rejissörüyüm. Tabii 70. yılı dün Ankara'da kutladılar. Bizler provadaydık ee, ama bizim de yüreğimiz oradaydı. Çok gurur verici. Artık yaşlı bir delikanlı olduk diyorum. Ama hala delikanlıyız. Ee, dünyanın, Avrupa'nın en büyük tiyatrolarından biriyiz. 6500 kere perde açan 265 oyuna imza atan Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında sürekli perdelerini açan tek büyük kurumuz. Yani bu çok gurur verici bir şey. Bununla da çok onurlanıyorum. Yani benim de 25 senem. Belki sizin için bu ayrım yapmak e, imkansız veya zor olabilir ama seyirci açısından e, şehir şehir bilmiyorum verebilir misiniz isim ama hani ayırdığınızda hangi bölgenin veya hangi şehrin izleyicisi sanat severi daha ilgili tiyatroya. Konya'nın da olduğunu duymuşum sizden. Ee, de, Konya'dan, e, şimdi tiyatro dediğimiz zaman seyirci bir garip. İnanın Konya'da da %110. Erzurum'da da öyle. Ankara zaten öyle. İstanbul öyle. E, dünyanın en, en eski mesleğini e, Bir gün bir röportaja gelmişlerdi. Kısaca şöyle anlatayım size. İşte bu sinemalarla nasıl baş ediyorsunuz? İşte e, bu işte teknolojiyle nasıl baş ediyorsunuz? İşte bu filmlerle falan filan nasıl baş ediyorsunuz dedi. Güzel kardeşim dedim bak bu akşam oyun izlemek istersen salonda yer yok. Ancak sana sandalye koyup izletebilirim. Ama şu anda istersen herhangi bir sinema salonuna git, bak bakalım kaç kişi var dedim. O yüzden yani tiyatromuzu hiçbir bölgemizde ben bütün bölgeleri gezdiğim ve gördüğüm için, oralarda da oyun yönettiğim için, oyun da oynadığım için biliyorum ki hiçbir zaman seyirci yalnız bırakmıyor ki. Yani bunun ne komedi komediyi daha çok tabii ki seviyorlar hani eğlenmeyi, gülmeyi, dramlardan daha fazla yani insanoğlu tabii ki. Ama Bizim simgemiz biliyorsunuz gülen ve ağlayan maske. İkisi de katarsız içindir. İkisi de o boşalım içindir. Ee, seyircilerimizin ilgisi çok güzel. Çok güzel. Ben dün seyirci genel prova dendiği zaman burada iki 3 kişi falan olacak zannetmiştim. <laughs> hani seyirci genel prova eşi de, haber verirsin. Hadi. Bir anda bütün salon olunca ah dedim premieri zaten yapıyoruz. İzmir'de zaten e, sağ olsun evet. Levent Bey sayesinde sahneler artınca. <laughs> evet o da izleyeyim. çok güzel olmuş. Yani güzel İzmir'e de bu yakışır. Çünkü İzmir büyük bir şehir. Evet. Tek sahneyle bu, e, ...şehri tatmin edemesi çok zordu zaten. Şimdi bu yayılmak e, ve oyun çeşitliliğinin de artması muhteşem olmuş. Ben her şeyden önce İzmir'e, İzmir seyircisine, İzmir Devlet Tiyatrosu'na çok teşekkür ediyorum. Bu süreci çok güzel geçirmemiz sağladılar. Çok güzel bir şehriniz var. E, çok güzel insanlarınız var. Çok güzel bir tiyatronuz var. Sizsiz siz bırakmayın. Tiyatro sizin için ne karşılığı? Aa, şimdi yaşam biçimidir diyeceğim yanlış olacak. Mesleğimdir diyeceğim o da yanlış olacak. Bir gün şöyle tasvir edeyim size. Bir gün bana dediler ki tiyatroyu bırakmayı düşündünüz mü? Her akşam dedim son sigaramı söndürdüğüm gibi ama her sabah yaptığım ilk şey o sigarayı yeniden yakmaktır. Yani hem evet yaşam biçimim hem evet mesleğim hem ee... bilemiyorum ki benim bu dünyaya bakış açımı objektifimi sürekli genişleten bir alan insanlara bakış açımız bizim biraz farklı oluyor. Yani o yüzden ama insanları daha çok sevmemi sağlayan. O yüzden tiyatro çok kıymetli. Tiyatroyu sevin, tiyatro iyidir. Çünkü tiyatro her zaman kötüyü ibret, iyiyi de örnek olarak gösterir.